Evet, arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kısmet olursa dersimizi bu şekilde YouTube üzerinden yapacağız. Hafta içi bazı teknik sıkıntılar olabileceğini söyledi, belirttiler. Elektrik kesintisi gibi. İşimizi riske atmayalım. Bu dersimizi bu şekilde kaydedelim. Eğer bir sıkıntı olursa buradan en azından dersimizde geri kalmamış oluruz. Bugün sevgili gençler sizlerle geçen dersimizde kaldığımız yer olan kuvvet ivme grafiği üzerine konuşacağız. Onun üzerinden de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. 30'ar dakikalık iki ders şeklinde planladım. Normal rutinimizde olduğu gibi arada bir şifre yayınlayacağım. İzleyip izlemenizi oradan kontrol ederiz. Evet sevgili gençler ekranda da görmüş olduğunuz gibi kuvvetin ivmeye bağlı grafiği söz konusu olduğunda bu grafiği biz biliyorsunuz ki fizikte grafikler iki tarz şeklinde inceleniyordu. Ya eğim alınıyordu ya alan alınıyordu. Kuvvetin ivmeye bağlı grafiğinden eğim aldığımız zaman eğim sevgili arkadaşlar karşıdaki kenarın komşudaki kenarına bölünmesi şeklindedir. Bu oran daima sabittir ve bu sabitte cismin kütlesine eşit olur. Dolayısıyla net kuvvetin ivmeye bağlı grafiğinde eğimin büyük olması kütlenin büyük olacağını, eğimin küçük olması da kütlenin küçük olacağını söyler. Örnek vermek gerekirse şöyle bir grafikte x'in eğiminin büyük olması cismin kütlesinin daha büyük, z'nin eğiminin küçük olması ise cismin kütlesinin daha küçük olması gerektiğini bize söylüyor. O halde sıralama mx, my, mz şeklinde söz konusu olacaktır. Zaman grafiği üzerinden de sevgili arkadaşlar bir şeyler konuşalım. Zaman grafiğinde eğimin ivmeyi verdiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla siz bu grafiğin eğimine bakarak cismin ivmesinin büyüklüğünün işaretini anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla cismin işareti, ivmesinin işareti aynı zamanda kuvvetle ilgili söz konusu olacağı için kütle sabit olduğunda ivmenin değişimine bakarak net kuvvetin değişimi ve işareti anlaşılabiliyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı örnek sorularımıza bakacak olursak. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde bir cismimiz var. Bu cisim üzerinden de sevgili gençler bize ne sormuşlar bakalım. Bir net kuvvetin ivmeye bağlı grafiği verilmiş. Buradan elde edeceğimiz eğim sayesinde sevgili arkadaşlar cismin kütlesine ulaşabiliyorduk. O da 24 bölü 8'den 3 kilogram metre bölü 3 kilogramdır. Burada K cisminin şekildeki kuvvetler uygulandığında kazanacağı ivmeyi sormuşlar. Yeni durumda net kuvvete bakmalıyız. Yeni durumda net kuvvet sağa doğru çekenlerden ya da itenlerden. Sağa doğru burada 40 Newton'um var ve 20 Newton'um var. Sola doğru olanları çıkararak buluyorum. Buradan net kuvvetin 30 Newton yapacaktır. O halde Newton ikinci yasasını yazalım. Net kuvvetin 30, kütlem 3, ivmeyi bilmiyorum. Buradan ivme 10 metre bölü saniye kare olur. Dolayısıyla bu sorumuzda cevabımız D seçeneği olacaktır. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Sevgili gençler soruları seri çözüyorum. YouTube'dasınız. İstediğiniz gibi durdurup tekrardan izleyer ya da notlarınızı alabilirsiniz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde duran M kütleli cisme aynı düzlemdeki F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Cismin bir yönünde hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sevgili gençler ekrandaki şekle baktığınızda sağa ve sola doğru çeken kuvvetler var. Yukarıdan bir kuvvet etki etmiş. Bakalım nasıl yorum yapacağız. Sürtünmeler söz konusu olmadığı zaman yukarıdan etki edecek olan F2 kuvvetinin bu soruyla alakalı bir hükmü yoktur. Dolayısıyla F2 kuvvetinin harekete etkisi söz konusu olmaz. F3 kuvvetinin şiddeti F1'den büyüktür. Cisim bir yönünde yani bu yöne hareket ediyorsa sevgili gençler o zaman bir numaralı kuvvetin 3 numaralı kuvvetten daha büyük olması gerekir. Burada tam tersi söylenmiş. F1 kuvveti kaldırılırsa cisim daha büyük bir ivmeyle hızlanır. Sevgili arkadaşlar, cisminizin F1 kuvvetinin üzerinden kaldırmanızla beraber F3 kuvveti harekete zıt yöne çalışacağı için cisminizi yavaşlatır. Sonra durdurur. Sonra F3 yönüne hızlanır. Daha büyük bir ivmeyle hızlanır ifadesi yanlış olur. Dolayısıyla A seçeneği burada
Doğru cevap olacaktır. Bir etkinlik var arkadaşlar. Hemen şuradaki doğru yanlışlarını söyleyelim. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim hareket edemez demiş. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim hareket edebilir, sabit hızlı. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Newton'un ikinci hareket yasası dengelenmemiş bir kuvvet ile kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi açıklar. Newton'un ikinci hareket yasası F eşittir m çarpı a ifadesini türetiyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru cevap olacak. Hızda değişiklik yapabilmek için net kuvvet gereklidir. Hız değişimi söz konusu olması için net kuvvetin sıfırdan farklı olması lazım ki ivme oluşabilsin. Yani hız değişimi olabilsin. Sürtünmesiz düzlemde kütlesi 1 kilogram olan cisme 1000 tonluk kuvvet uygulandığında ivmesi 1 olur. Formülümüzü yazdığımızda kuvvetimiz 1 Newton, kütlemiz 1 kilogram. İvmeyi buradan sevgili gençler 1 metrebölü saniye kare olarak buluruz. Dolayısıyla bu ifade de doğru oldu. Net kuvvet ivme grafiğinin eğiminden kuvvetin ivmeye bağlı olan grafiğin eğiminden sevgili arkadaşlar bildiğimiz üzere cismimizin kütlesi bulunuyordu. Dolayısıyla bu ifade de doğru olacaktır. Doğru yanlış testimizi de cevaplandırdık. Şimdi örnek çözme zamanı. Newton'un ikinci hareket yasası ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş sevgili arkadaşlarım. Newton'un ikinci hareket yasasına baktığımızda yatay düzlemde duran bir cisme net kuvvet uygulandığında cisim kuvvet yönünde ivmeli hareket yapar diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, yatay düzlemde duran bir cisme net kuvvet uygularsanız cisim net kuvvetin etkisinde hangi yöne hareket ediyorsa ivme de o yöne hareket edecektir. Kütle sabit ise net kuvvet ivme ile ters orantılıdır diyor. Formülümüz bu şekildeydi. Kütlenin sabit olduğu yerde kuvvet ve ivme doğru orantılıdır arkadaşlar. Peki sizlere eleyelim. Hızlanan ya da yavaşlayan bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bir cismin hızlanması ya da yavaşlaması hız değişimi varsa ivme vardır. İvme varsa net kuvvet sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla bu ifade de yine doğru olacak. Dolayısıyla bu sorunun da cevabımız D seçeneği olur. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde duran 5 kilogram kütleli cisme sabit 30 bin tonluk kuvvet uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Net kuvvetin etkisinde cismimiz ne kadarlık bir ivmeye sahip olacak ona bakalım. 5 çarpı a'dan a eşittir 6 metre bölü saniye kare olur. Cismimizin ivmeli hareket yani hızlanan bir hareket yapması söz konusu sevgili arkadaşlar. Cisim her saniyede hızı 6'şar metre bölü saniye artar diyor. Bakalım. V eşittir A çarpı T. Bu denklemi hatırlarsınız. Cismimizin hızı 6. Birinci saniyede hızı 6 olacak. İkinci saniyede ...12. Bu şekilde devam edecek. Yani her bir saniyede 6 metre bölü saniye hızla artış gösterecektir. Cismi dengelemek için V kuvvetine zıt yönlü 30 Nm bir kuvvet uygulandığınızda net kuvvet 0 olur. Dolayısıyla bu ifade de yine doğru cevap olacaktır. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde şekildeki gibi duran şekilde belirtilen cisimler kuvvetlerin etkisini harekete geçiriyor ve eşit ivmeler söz konusu oluyor. Buna göre kütlelerini sıralayın demiş. F eşittir m çarpı a ifadesinden faydalanarak K cismi için bakalım. Uygulanan kuvvet bir F. Kütlesini bilmiyorum. İvmemiz a kadar. L cismine bakalım. Uygulanan kuvvet 3F. Kütlesini bilmiyorum. Yine a kadar. M için de baktığımızda 2F eşittir
M çarpı A. Buradan MK'yı yalnız bıraktığımızda F bölü A, ML'yi yalnız bıraktığımızda 3F bölü A, MN'yi yalnız bıraktığımızda da 2F bölü A olacaktır. Yani bunun kütlesini siz 1M derseniz bunun kütlesi 3M, bunun kütlesi de 2M olur. Bunlar sıralandığında L'nin kütlesi büyük, M'nin kütlesi, o da büyük, K'nın kütlesi yazılır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Buradan dersimiz kaydoluyor. Arada kontrollerimizi de sağlayalım. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki özdeş cisimlere büyüklükleri verilen yatay kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre hangisinin ivmesi en büyük olur diye sorulmuş. Sevgili gençler, net kuvvetleri üstlerine yazacak olursak özdeş cisimlermiş. Cisimlerin her birinin kütlesi m kadar. Net kuvvet sağa doğru 1F. Net kuvvet sağa doğru 1F. Net kuvvet sağa doğru 3F. Net kuvvet sevgili arkadaşlar sola doğru 1F. Net kuvvet sağa doğru 4F. Nasıl yaptık net kuvvetleri? Sağa doğru olanlardan sola doğru olanları çıkararak yaptık. Peki bunun sonucunda en büyük kuvvet kim oldu? 4F oldu. 4F'lik bu kuvvet sevgili arkadaşlar cismi daha büyük bir ivmeyle hareket ettirir. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Kütlesi 3 kilogram olan bir cismin zaman grafiği var. Şekildeki cismi etki eden kuvveti sormuşlar. Ekranda gördüğünüz grafik bir hız zaman grafiği. Hız zaman grafiği sevgili arkadaşlar eğim alındığında sizi ivmeye götürüyordu. O zaman eğimini alalım. Eğim eşittir. İvme o da eşittir. Karşı kenar 10. Komşu kenar 2 olmak üzere. 5 metre bölü saniye karelik bir ivmeye sahiptir. F eşittir. M çarpı A ifadesine göre cismimizin kütlesi 3. İvmemiz 5 olmak üzere kuvvetimiz 15 Newton olur. Dolayısıyla bu sorunun da doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisme F ve 2F büyüklüğünde iki kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Cisim 2F yani toplamda net kuvvete baktığımızda sağa doğru çekenden sola doğru çekeni çıkarıyorum. Artı yöne 1F yani cisim bu yöne hareket edecek. 2F yönünde ivmeli hareket yapacak. 2F yönünde dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Zaten siz 2'yi kabul ediyorsanız 3'ü de kabul etmek durumundasınız. Dolayısıyla bu sorumuzda yanıtımız E seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki deneylerden kuvvetin hareket etkileriyle ilgili yargılarından hangileri çıkarılabilir diye sorulmuş. Ekranda gördüğümüz şekiller incelendiğinde cismi hareket yönünde uygulanan kuvvetler cismi hızlandırır mı diye soruyor. Bakalım. Sağa doğru F kadarlık bir kuvvet uygulanmış. İlk hızı V olan cisim bir müddet sonra hızı 2F'ye uygulanmış. Burada sola doğru uygulanan kuvvet bir saniye sonra hızı 2V'ye. Kuvvet arttıkça hızın da artış olduğunu göstermiş. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır. Cismi hareket yönünde zıt yönde kuvvet uygulanırsa cismin hareketi yavaşlar. Sevgili arkadaşlar, burada yine eğer ki kuvvet uygulanıyorsa aynı yöne hız artıyorsa bu durumları bunun tersi yavaşlatmasına sebep olacaktır. Cisme uygulanan kuvvet arttıkça cismin hızlanması da artar. Bakalım. V kadarlık cisme F kadarlık kuvvet uyguladığımızda hız 2V olurken kuvvet 2 katına çıkarırsa hızın artışı daha fazla olmuş. Bu yorum da yapılabilir. Dolayısıyla bu sorumuzda cevap E seçeneği olmalıdır. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde yatay F kuvveti şekil 1'deki gibi çekilen 2M kütleli cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Peki
Cismin kütlesi m uygulanan kuvvet 2F olsaydı bu durumda hız zaman grafiği nasıl olurdu diye sorulmuş. Şimdi ekrandaki verileri kullandığımızda b eşittir m çarpı a ifadesine göre kuvvet uygulanan kuvvet 1F. Kütlem 2M olmak üzere sistem ivmesi F bölü 2M olur. Bu birinci denklem. İkinci denkleme baktığında ekrandaki grafiğin eğimi bana ivmeyi verecek. O halde ivme V bölü 2T şeklinde yazılacaktır. Buraya kadar her şey güzel. Soru da diyor ki size, yani şu iki ifade birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Cismin kütlesi M uygulanan kuvvet 2F olsaydı, kuvvet 2F M olsaydı A üssü olurdu. Buradan A üssü 2F bölü M olur. Peki kuvvet zaman grafiğin hız zaman grafiği nasıl olacak? Bunu bulabilmek için şu iki eşitliği birleştireceğiz. Nasıl yani? F bölü 2M eşittir V bölü 2T. Şu ikiler sadeleşirse her F bölü M gördüğümüz yere VT yazacakmışız. O zaman buraya baktığımızda bu ne olacak? 2V bölü T olacak. Bunu grafik haline dökmeye çalışırsak hızım T zaman T hızım 2V olacak şekilde bir grafik haline alması lazım. O grafikte sevgili arkadaşlar hangi seçeneğe benziyor? Bu grafikte C seçeneğine benziyor. Evet. Bunu da hallettik. 9 numaralı sorumuza geldik. Sürtünmesi önemsiz ortamda 2 kilogram kütleli cismimiz var. Bu cisme yatay doğrultuda F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Cismin ivmesi 8 metre bölü saniye kare olduğuna göre F1 ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi net kuvvetin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. M çarpı A yazalım. Net kuvvet dursun. Kütlem 2, sistem ivmesi 8. Burada net kuvvet 16 Newton olacaktır. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi F1 sola doğru, F2 sağa doğru çekiyor. Yani net kuvvet yazılırken sağa doğru çekenden sola doğru çekeni çıkaracağım. Ve bu da 16'ya eşit olacakmış. Buradan F1 sevgili arkadaşlar ne kadar çıkacak? 4 Newton çıkacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Murat, bir cisme uygulanan kuvvet ile ivme doğru orantılıdır hipotezini test etmek istiyor. Buna göre Murat şekildeki düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır diye sormuş. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar şayet kuvvet ivme ile doğru orantılı olursa kuvvetin ivmeye oranı bir sabit değer yani cismin kütlesi olacaktır. O zaman biz öyle iki seçenek kullanacağız ki kütleler birbirleriyle eşit olacak. Örneğin 1 ile 3'ü deneyelim. 1 ile 3'ü denediğimizde kuvvet ile doğru orantılı mıdır diye değerlendirilmiş. Mesela 3 ile 4'ü kullansaydık. Var mı öyle bir seçenek? Mesela A'yı kullansaydık. Kuvvetler aynı, kütleler de aynı. Buradan bir deney hipotezimizi çözecek bir şey söz konusu olmayacaktı. 1 ve 2'yi kullandığımızda kütleler sabit değil. 1 ile 3'ü kullanmak olur gibi. 1 ile 4'ü kullandığımızda sevgili arkadaşlar. Burada 2 tane seçenek oluyor. Allah Allah. Kitabınızda da aynı. Burada çift cevap var ya gençler. Bu da olur, bu da olur. 2 ve 3 zaten olmaz. Cevap anahtarı ne demiş? 10 Bursa demiş.
Evet gençler, bu soruda iki cevap var. Cevap Bursa'da olabilir, Ceyhan'da olabilir. Cevap anahtarını doğrulayabilmek için isterseniz bunu 4 kilogram yapalım ki cevap anahtarı doğru olsun. Gözümde ne yazmışlar? Hipotezi test etmek için aynı ortamda kütleyi sabit tutup, tamam. Aa, burada sürtünmeli yüzeymiş arkadaşlar. Tamam. Cevap doğru oldu. Ben şuraları hiç okumadım. Sürtünmeli yüzeyde cisme uygulanacak olan net kuvvet 40 Newton eksi 1 ve sürtünme kuvvetidir. Birazdan zamanımız ölçüsünü anlatmaya çalışacağım. O yüzden net kuvvet şuna göre biraz şey, özür dilerim. Buna göre birazcık daha az çıkar. İkisi de sürtünmesiz yüzey olacak. Bu da sürtünmesli yüzey dedikleri için. Tamam. Ben soruyu okurken yanlış anlamışım. Doğru cevapta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan Mx ve My kütleli cisimlere düzleme paralel Fx ve Fy kuvvetleri uygulandığında cisimlerin hız zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre kütleler oranlanmış. Bizden kuvvetlerin oranı soruyorlar sevgili gençler. Hız zaman grafiğinden eğim alabilirseniz sevgili arkadaşlar, hızdan eğim aldığınızda ivmeye geçiyordunuz bildiğiniz üzere. O halde birincisi için eğim, yani AX 3 V bölü 4T olsun. Buralar V, 2V, 3V. Buralar T, 2T, A, 3T'ymiş burası da. Yani A kadar olsun. Y'ye baktığımızda V bölü 3T'den A bölü 3 olsun. Buraya kadar her şey yolunda. İsteyen arkadaşlarım buna 3A, buna A diyebilirler. Ben öyle diyeceğim. İşlem kolaylığı olsun diye. Kuvvetlere baktığımızda Fx, Mx çarpı Ax, Fy de My çarpı Ay olur. Bu denklemleri yerlerine yerleştirelim. X'in kütlesi 4m, ivmesi 3a, Y'nin kütlesi 3m, ivmesi a. Buradan oranlandığında cevabımız 4 çıkacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız D seçeneği oldu. Evet, bu soruyu da çözdük. Karşımıza kavratıcı test 1 var. Kavratıcı test 1 de sizlere ödev olsun. Geldik Newton'un 3. hareket yasası olan etki tepki yasasına. Sevgili arkadaşlarım, Newton'un 3. hareket yasası etki tepki yasası olarak bilinir. Örnek olayları, bunun günlük hayat olayları çok fazla örnekleri var. Buz pistinde paten yapan iki kişi birbirlerini iterse bu itme sonucu sevgili arkadaşlar zıt yönlerde birbirlerine zıt yönlerde hareket edeceklerdir. İtilen kişinin hareketinin nedeni üzerine kuvvet uygulanmasıdır. İten kişi ise sevgili arkadaşlar zıt yön hareket etmesinin sebebi ise tepki kuvvetinden kaynaklıdır. Dolayısıyla biz bu tarz durumlarda etkileşim halinde olan bu cisimler için bir etkileşim halinde olan bu cisimlerin birbirlerine kuvvet uyguladığını söyleyebiliriz. Ve bu etkileşim içerisindeki kuvvetler daima her etkiye eşit ve daima zıt yönde bir tepki kuvveti vardır. Sonucunu doğurur. Yani gösterdiğin etki kadar bir tepki kuvveti oluşturursun. Bu gösterdiğin kuvvet arttıkça tepkin artar. Etki kuvveti azaldıkça da tepki kuvveti azalır. Bir zemin üzerinde bunu değerlendirmek gerekirse sevgili gençler, şöyle düşünmekte fayda var. Cisim kendi ağırlığından ötürü yer çekimini dik ve G büyüklüğünde kendi ağırlığı kadar bir kuvvet uygular. Zemin de boş durmaz. Bu kuvvete karşılık verir ve yukarı yönde, yani hareket yönünü düşündüğünüzde zıt yönde bir tepki kuvveti uygular ki bu tepki sevgili arkadaşlar cismin ağırlığına eşittir. Her zaman için böyle olmaz. Nasıl yani?
Cismin aşağı doğru ağırlığı söz konusu olurken bir de üzerine başka bir kuvvet etki ederse aşağı doğru olan toplam kuvvetler yukarı doğru olan tepki kuvvetine ne yapacaktır? Eşit olacaktır. Bu durumda sevgili arkadaşlar ne düşüneceğiz? Üzerine bir cismin kuvvet uygularsanız masanın cisme ya da zeminin cisme uyguladığı kuvveti de arttırmış olursunuz. Tam tersi cismin ağırlığı varken cismi yukarı kaldırırsanız tepki kuvvetini bu sefer de azaltmış olursunuz. Yani özetle yukarı çekenler, yukarı aşağı çekenler aşağı gibi bir mantıkla ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Bir duvara sevgili arkadaşlar bir cisim şeklindeki gibi tutunmaya zorlanıyorsa bu durumda arkadaşlar yüzeyin yapmış olduğu tepki kuvvetinin ağırlıkla bir alakası yok. Ağırlık daima aşağı doğru. Cisminiz duvara sizin uyguladığınız kuvvet kadarlık bir etki uygularken duvar da uyguladığınız kuvvet kadar bir tepkiyi parmağınıza gönderecektir. Haberiniz olsun. Burada sevgili arkadaşlar suyun tepki kuvvetini gösteren bir durum söz konusu. İnsanların yukarı doğru bu şekilde çıkmasının nedeni sevgili arkadaşlar suyun etki tepki kuvvetine vermiş olduğu cevap aslında. İşte halat yarışmasında halatı gevşek bıraktığımızda işte karşı tarafın devrilmesi, ne bileyim işte buna benzer bir sürü olay sevgili arkadaşlar bu etki tepki çiftinin bize doğmuş olduğu sonuçlardandır. Yatay zeminde duran KVL cisimlerinden K'ya F kuvvetiyle hareket uygulanmak zorunda kaldığı andan itibaren sevgili arkadaşlar L de ona bir kuvvet uygular. Okula geldin, sırana oturacaksın ama sıran çok dar, giremiyorsun. Ya önündeki ya arkandakini ne yaparsın? İtersin. İttiğin zaman önündeki sıra ve önündeki masa hemen onun bitişindeki sırayı da harekete sokar. İşte senin uyguladığın kuvvet masana uyguladığın kuvvetken sıra da senin masana aslında bir tepki kuvveti uyguluyor. Bu durumun aynısı sevgili arkadaşlar şurada çizilmiş olduğu yorumla aynı şeyi ifade eder. Bir F kuvvetiyle birden fazla cismi harekete sokmakla aynı sonucu doğurur. Yani sizin burada sevgili arkadaşlar meydana getirecek olan F kuvvetiniz hem K'nın hem L'nin toplamı kadar bir sistemi harekete sokar. Peki tepki kuvvetiniz ne kadar olur? L'nin kütlesi çarpı sistem ivmesi kadar olur. Neden? Çünkü iki cisimde aynı ivmeyle hareket ederken eylemsizliği şartıyla buradaki L cismi bir tepki kuvveti uygular. Aynı şey bunun için de geçerli. Burada bir ip gerilmesi olduğunu varsayın. Buradaki ip gerilmesi de sevgili arkadaşlar eylemsizliğinden dolayı M1 geriye doğru savrulacağından dolayı T ip gerilmesi eylemsizliğine eşit olur. O da M1 çarpı A kadar olur. Yani ikisi de aslına bakacak olursanız birbirlerine benzer çözümler sunan iki farklı sistem. İşte roketin hareketinden tutun da efendim söyleyeyim bir gaz dolu bir tüpü açtıktan sonra sürtünmesi az olan bir tekerlekle işte bu şekilde harekete geçmesi gibi bir sürü farklı örnek bu şeyde yazılabiliyor. Çekirdeki gibi kızağı çeken köpek kızağı çekme kuvveti uygularken kızak da köpeğe bir kuvvet uygular. Etki tepki kuvveti tepki kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğuna göre kızağın hareket etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş. Etki kuvveti tepkiden büyüktür. Sevgili arkadaşlar, etki kuvveti bu soru için köpeğin kıza uyguladığı çekme kuvvetidir aslında bakacak olursanız.
Tepki kuvveti de kızağın köpeğe uyguladığı kuvvettir. Buraya kadar her şey zaten kafanızda yer ediyor. Peki bu durumda etki ve tepki kuvvetleri aslında birbirlerine farklı cisimler üzerinden uygulandığı için sistem sevgili arkadaşlar harekete geçiyor. Yoksa köpeğe uygulanan kuvvetle yine köpeğe uygulanan tepki kuvveti aynı noktaya uygulansaydı hareket söz konusu olmayacaktı. Dolayısıyla farklı cisimler üzerinde uygulanması sistemi harekete sokacaktır. Evet. Şu model sorularımızı da çözelim ve bu derse bir ara verelim. Mıknatısların sevgili arkadaşlar kutuplarının birbirlerini itip çekmesi durumlarını bilirsiniz. Bunun üzerine tasarlanmış bir soru sorulmuş. Bakalım nasıl bir yanıt vereceğiz. Mıknatıslar aynı kutupları birbirlerine iter. Şekildeki sürtünmesiz düzende K mıknatısı, N mıknatısı 60 Newton'luk bir kuvvet uyguluyormuş. O zaman L de 60 Newton'luk bir kuvvetle duvara uygulayacaktır. Duvarda L mıknatısına bir etki varsa karşı taraftan da bir tepki gelecek. O da ne kadar olacak? 60 Newton olacak. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Sürtünmesi önemsiz yatay düzende kütleleri bu şekilde olan cisimler net kuvvetin etkisiyle hareket ediyor. Buna göre hangileri her iki cisimin içinde eşittir diye sorulmuş. Net kuvvet sevgili arkadaşlar bu iki kütleyi ortak hareket ettirir. Yani aynı sistem ivmesiyle çalışır. Bu da aynı ivmeyle, bu da aynı ivmeyle çalışır. Dolayısıyla ivmeleri aynı olacaktır. Yer değiştirmelerine baktığımızda sevgili arkadaşlar cisimlerin aynı ivmeyle hareket etmesi hızı ve yer değiştirme miktarlarını da eşit yapacaktır. Bir, iki, üç var mı? Bir, iki, dört yok. Cisimler arasında etki tepki zaten bu bir etki kuvveti oluşturursa bu da diğerine tepki kuvveti oluşturacak ve bu etki tepki kuvvetleri büyüklük olarak birbirlerine eşit oluyor. Kuvvet çifti olduklarından ötürü. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Evet, bir boşluk doldurma sorulmuş. Etki tepki kuvvetleri sevgili arkadaşlar birbirlerine eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Ayakla taşa vurulduğunda ayağın acıması etki midir tepki midir? Tepki kuvvetinden dolayıdır. Koltuğa oturduğumuzda biz koltuğa etki, koltuk da bize tepki kuvveti uygular. Etki ya da tepki kuvveti bazı durumlarda temas gerektiren, bazen de temas gerektirmeyen şeklinde olabilir. Etki tepki kuvvet çifti cisimler üzerinde nasıl uygulanacak arkadaşlar? Farklı uygulanacak. Buradan bir çıkış bulalım sevgili arkadaşlar. Her bir çıkış için toplanan puanları vakit kaybetmeyelim. Siz buradan hesaplar bulursunuz. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
Evet, sevgili gençler tekrardan merhaba. Şimdi etki tepki kuvvetleriyle alakalı kaldığımız yerden devam edelim. Yukarıda verilenlerin hangilerinde tepki kuvveti vardır diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, etki tepki kuvvetleri bir çift bildiğiniz üzere. Dolayısıyla sizin kürek çektiğinizde, el arabasını ittiğinizde, rakete topla vurduğunuzda hepsinde etki tepki kuvvet çiftini görmeniz mümkün. İtfaiyecinin su fışkırtan bir hortumu tutarken zorlanması, silahla ateş edilirken silahın geri tepkisi ve duvar iten bir insanın aynı kuvveti kol kaslarına hissetmesi. Hepsinde etkiye karşı bir tepkinin olması söz konusudur. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıdır. Sürtünmesiz yatay düzlemde cisimler sabit F kuvvetiyle hareket ettiriliyor. Cisimlerin hareket süresince şekilde verilen noktaların hangilerinde etki tepki kuvveti F'nin büyüklüğüne bağlı değildir diye sorulmuş. F kuvvetine baktığımızda sevgili arkadaşlar K cismini etki ediyor ama aslında tüm sistemi harekete sokmaya çalışıyor. Tümü aynı ivmeyle hareket etmeye çalışmalı. Peki bunun sonucunda sevgili arkadaşlar K'nın L'ye yani şu durumda yazılacak olan etki tepkiye ve bu durumda yazılacak olan etki tepkiye baktığımızda sevgili arkadaşlar cisimlerin bu F kuvvetiyle ilişkili olacak şekilde bir etki tepki kuvveti söz konusu olacaktır. O yüzden içinde K ve L'ye geçen seçenekleri eleyebilirsiniz. M, N ve P noktalarına etki eden etki tepki kuvveti ise M noktası için sadece birinci cismin ağırlığı, M için ikinci cismin ağırlığı, P için de sevgili arkadaşlar üçüncü cismin ağırlığı söz konusu olmalı. Yani bunun F kuvvetiyle bir alakası yok. Dolayısıyla bu sorumuzda yanıtımız E seçeneği oldu. Yatay düzlem üzerinde cismimiz var ve bu kuvvetlerin etkisinde hareketsiz kalmış. Buna göre hangi kuvvetin şiddetinin arttırılması cismin zemine uyguladığı tepki kuvvetini azaltır diye soruyor. Cismin zemin üzerine uygulayacağı etki tepki kuvvetini belirten sadece düşeydeki kuvvetlerimiz. Burada da düşeydeki kuvvetler olarak sadece F2 var. Dolayısıyla bu sorumuzun yanıtı da B seçeneği olur. Kütlesi 60 kilogram olan bir cisim şekildeki gibi yatay tavana konularak 80 N kuvvetle dengede tutuluyor. Buna göre tavanın cisme uyguladığı tepki kuvveti ne kadardır diye sorulmuş. Sevgili gençler, cismimizin ağırlığı daima aşağı doğru ve büyüklük olarak da cismin kütlesi ve yerçekimi ivmesi kadardır. O da 6 çarpı 10'dan burada yerçekimi ivmesi belirtilmemiş 60 N olur. Tepki kuvveti ise sevgili arkadaşlar nereye doğru olacak? O da zeminden dışarı doğru olacak. O zaman yazılacak olan kuvvete baktığımızda yukarı doğru olan F kuvveti, aşağı doğru olan cismin ağırlığı ve tepki kuvvetine eşit olmalı. 80 eşittir 60 artı N'den, N buradan 20 N çıkmalıdır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız B seçeneği olur. Yukarıda verilenlerden hangileri Newton'un hareket yasalarına örnek olabilir diye sorulmuş. İtmeden önce, ittikten sonra gel git ve uçak duruyor ve uçak havalanıyor. Sevgili gençler, burada seçenekler incelendiğinde etki tepki, gel git olayları da yine aynı şekilde kütle çekimle alakalı, uçağın durması veya havalanması ivmeli hareket. Sonuç itibariyle hepsi Newton mekaniğiyle açıklanacak olan ifadeler. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı da E seçeneği olmalıdır. Evet, etki tepki ile alakalı testimiz, birinci testimiz bu şekildeydi. Şimdi de ikinci testimiz de ödev olarak kalsın. Biz sürtünme kuvvetine geçelim.
Sevgili gençler, sürtünme kuvveti hayatımızın vazgeçilmezlerinden aslına bakacak olursanız bir cismi hareket ettirecek olan kuvvet uygulanmasına rağmen hareket ettirilemediğini görmüşsünüzdür. Bunun nedeni cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti sevgili gençler, iki cisim arasında olabildiği gibi bir cismin hareketli olan parçalar arasında da olabilir. Cismin hareket edeceği yüzeyin pürüzlü ya da pürüzsüz, yani kaygan olması cismin hareketinde önemli rol oynadığını bilirsiniz. Pürüzlü yüzeylerde hareket ettirmekte oldukça zorlanabilirsiniz. Bütün yüzeylerde sevgili arkadaşlar, pürüzsüz dahi olsa çok çok az, mutlaka bir pürüz vardır. Cisimler birbiri üzerinde hareket ederken bu yüzeylerdeki girinti ve çıkıntılar birbirinin içerisine girerek cismin hareket etmesini zorlaştırıyorlar. Peki, sandıkla zemin arasına baktığınızda şöyle bir durum söz konusu olacak. Bu girinti ve çıkıntılar hareketi zorlaştıracaklar. Pürüzlü yüzeylerin yağlanması ya da bu girintiler azaltılması bir zımpara yardımıyla daha sürtünme kuvveti uygulanmasına sebep olabilir. O halde sevgili gençler, bizim tanımımızda birbirini temas eden iki yüzey arasında hareketi zorlamaya çalışan etkiye sürtünme kuvveti adı veriyoruz. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne bakacak olursak nelere bağlıdır? Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sevgili arkadaşlar, öncelikle cismimizin aşağı doğru ağırlığını G olarak yazıyoruz. G dediğimiz değer cismin kütlesiyle yer çekim ivmesinin çarpımıdır. Cismimiz bu şekilde yere bir tepki kuvveti, yere bir etki kuvveti uyguluyorsa yüzeyde yere bir tepki kuvveti uygulayacak. Burada tepki kuvveti cismin ağırlığına, yani MG'ye eşit olur. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ise sevgili arkadaşlar, K çarpı N ifadesiyle bulunur. Burada K dediğimiz şey yüzey ve zemin arasındaki sürtünme katsayısıdır. N dediğimiz ise yüzeyin tepki kuvvetidir. Dolayısıyla biz bu soru için sürtünme kuvvetini K MG ifadesiyle ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Gördüğünüz üzere sürtünme kuvvetinin cismin yüzey alanına herhangi bir bağlılığı yok. Yani bir yerden temas etmesi sürtünme kuvveti için yeterli. Tamamının yüzeyin değmesiyle bir noktada değmesinin çok da bir önemi yok arkadaşlar. Sürtünme kuvveti gösterilmeye çalışırken daima uygulanan kuvvete karşı hangi yönedir? Zıt yönedir. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum, sürtünme kuvveti daima harekete zıt yöne çalışır. Dolayısıyla sizin sorularınızda çözümleme yaparken yüzeyin cinsinin sürtünme katsayısına bağlı olduğunu, yüzeyin pürüzlü olup olmamasının sürtünme katsayısına bağlı olduğunu, önemli olduğunu hatırlatın. Sürtünme katsayısı küçük k harfiyle gösterilir ve bilimsiz bir ifadedir. Sürtünme kuvveti yüzeye dik uygulanan tepki kuvvetiyle doğru orantılı olduğunda, şayet G ağırlıklı bir cismin üzerine F kuvveti uygularsanız burada tepki kuvvetiniz G artı F olur. Dolayısıyla sürtünme kuvvetiniz de K çarpı G artı F olarak yazılır. Şayet uygulanan kuvvet cismi havaya kaldıracak nitelikte ise bu durumda tepki kuvveti cismin ağırlığından çıkarılır. Burada sürtünme kuvveti bir miktar azalır. Bu şekilde sürtünme kuvvetlerini yazmış oluruz. Yani hareketi zorlaştırma ya da hareketi kolaylaştırma gibi etkiler söz konusu olabilir. Bazen de duvara uyguladığınız kuvvet yardımıyla cisim dengede kalabiliyorsa bu durumda sürtünmeyi şöyle yazacağız. Cismin aşağı doğru olan ağırlığı G, yukarı doğru olan F ise, biz F ise'yi K çarpı N ifadesiyle buluyorduk. Yüzey katsayımız K, tepki kuvvetimiz duvara uygulanan kuvvet kadardır. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin burada ağırlıkla bir alakası yoktur. Buraya dikkat etmekte fayda var. 11. sınıfa geldiğinizde sürtünme kuvvetini bir eğik düzen üzerinden konuşacağız. Şu an müfredatımız gereği bu yok. O yüzden onu oraya saklıyoruz. Sürtünme kuvvetinin teknik özelliklerine bakacak olursanız sevgili arkadaşlar, en önemli yorum burada mevcut. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin alanına bağlı değildir. Yani bu cisme uygulanacak olan sürtünme kuvvetiyle bu cismi bu şekilde çekmekle bu şekilde çekmek arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı sürtünme kuvvetine eşit olacaktır.
Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sürtünme kuvveti ile alakalı yine bir başka yorumumuz. Sürtünmenin azaltılmasını istiyorsanız altına hareketi kolaylaştıracak bir etmen koymalısınız. Yani bir kütleyi bu şekilde F kuvvetiyle çekmekle şu şekilde F kuvvet çekmek arasında fark var. Araya bir hareketi kolaylaştıran tekerlek ya da bir yağ sürmek bu durumu kolaylaştıracaktır. Sürtünme kuvveti genelde hareketi engelleyici özellik söz konusu olduğundan hareket yönüne daima zıt çalışırlar. Cismi durdurmaya ya da duruyorsa konumunu korumaya yardımcı olur. Temas yüzeyine paraleldir ve yüzey temas alanına bağlı değildir. Sürtünen cisimlerin ikisine de ayrı ayrı etki eder. Sürtünen cisimlerin hızına bağlı değildir. Yani kayarak ilerleyen bir cisme etki ettiğinde hareket yönüyle paralel, dönerek etki ettiğinde yine dikkat ederseniz burada durum birazcık değişiyor. Neden değişiyor? Hadi gelin şunu bir anlatalım. Bir cisim dönmeye başladığı andan itibaren bu noktada çizgisel hız vektörünün yönü bu şekildedir. Burada bu şekildedir. Burada ise hız vektörünün yönü bu şekildedir. Sürtünme kuvveti daima hareket yönüne ters çalışır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sürtünme kuvvetinin yönü ise ekranda gördüğünüz gibi sağ tarafa doğrudur. Yani cismin hareket yönüyle aynıdır. Dönen cisimlerde sevgili arkadaşlar, sürtünme kuvveti bu şekilde, sadece bu dönen cisimlerde hareket yönüyle aynı çalıştığını söylememiz mümkün. Bir model soru göndermişler. Bakalım. Düz bir yolun K noktasından V hızıyla geçen cismin L noktasına V hızıyla geçip M noktasında duruyor. Tamam. KL eşit LM olduğuna göre burada sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz cisim buradan da V hızıyla geçmiş. O zaman bu kısmında sürtünmesiz sürtünme yazmıyoruz uzun uzun sürtünmesiz yazdık. K ile arası sürtünmesizdir. LM arasında sevgili arkadaşlar hız V iken 0 olmuş. Yani burada yavaşlama var. Bu yavaşlamaya sebep olan sürtünmedir. Cismin KL yolu LM yolundan daha uzun sürede alınmıştır. Sevgili arkadaşlar, bununla alakalı yorumumuzu şöyle yapabilirsiniz. KL yolunda hız değişmedi, sabit. LM yolunda ise hız azaldı. Nasıl azaldı? Yavaşladı, sıfır oldu. Bu durumda arkadaşlar bu denklemi çalıştıramazsınız. Ne yapacaksınız? X eşittir 1 bölü 2 A tek ara ifadesini yazacaksınız. Burada sevgili arkadaşlar bir ivme değişimi olacak için burada bu yol daha uzun sürede, LM yolunu daha uzun sürede almıştır. Yani burada atıyorum T sürede aldıysa buraya atıyorum 2T sürede almıştır. Dolayısıyla bunun tam tersi olacak. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Sürtünmeli yatay düzlemde bir cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre cisme uygulanan sürtünme kuvveti ne kadardır? Dengelenmiş kuvvetler denildiği zaman net kuvvet 0 olmalı. Yani sağa doğru olan F1 kuvveti, sola doğru olan F2 kuvveti ve hangi yöne çalıştığını bilmediğimiz bir sürtünme kuvveti olmalı. F1 55, F2 35, F sürtünmeyi bilmiyoruz. Bu toplam 0 eşit olmalı. F sürtünme buradan eksi 20 Newton çıktı. Buradaki eksi bana yön belirtir. Yani demek ki sürtünme kuvveti burada sevgili gençler şu şekilde çalışacakmış. Büyüklük olarak da ne kadar olmalıymış? 20 Newton olmalıymış. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Aynı tür kütleler var. Mx, my kütleli. X ve y tahta blokları F1, F2 kuvvetlerin etkisiyle sabit hızla hareket ediyorlar. Sabit hızla. Buraya lütfen dikkat edelim. Yani bu cisme yazılacak olan sürtünme kuvvetiyle bu cisme yazılacak olan sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü uygulanan kuvvetlere eşit olmalı.
Fsy. Şimdi Fs eşittir k çarpı n, yani o da kmg ifadesiyle bulunuyordu yatayda bir zemin üzerine durduğu vakit. Fs x için 4 Newton eşittir k, bilmiyoruz katsayı olarak, cismin kütlesi mx, yer çekimi ivmesi g kadar. Fsy'yi de yazalım. 8 eşittir k my çarpı g kadar. Bu ifadeleri oranladığımızda k'lar g'ler gidecektir. Mx bölü my oranımız 4 bölü 8'den 1 bölü 2 çıkacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıt B seçeneği olur. Hocam niye böyle birbirlerine eşitlediniz? Sabit hız dediği zaman net kuvvetler ne olacaktı gençler? Sıfır olacaktı. Yani sağa doğru çekenler sola doğru çekenlerine eşit olacaktı. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Bir model sorumuz daha var. Ona da bir göz atalım. Yükseklikleri h olan eğik düzlemde özdeş oyuncak arabalar serbest bırakılarak yatay düzlemde aldıkları yollar şekildeki gibi farklı oluyor. Biri mermer zemin, biri toprak zemin. Mermer zeminde sürtünme katsayısı az iken toprak zeminde sürtünme katsayısı fazladır. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu deneyde çıkarılan sonuç cismin hareket ettiği yüzeyin cinsinin sürtünme kuvvetine bağlı olduğunu söyler. Cisimlerin yatay düzlemlerin cinsi değiştirilebildiği için bağımsız değişkendir. Bu yüzeylere bağlı sürtünme kuvveti değiştiği için de sürtünme kuvveti bağımlı değişken olacak. Sürtünme kuvveti oyuncak arabaların aldıkları yol uzunlukları bağımlı değişkendir. Bu ifade de doğru olacak. Dolayısıyla sorumuzda cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar bir öğretici testimiz var. Onu cevaplandırmaya çalışalım. Yatay bir düzlemde çekilen cismi etki eden sürtünme kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormuşlar. Yüzeyin cinsi, cismin yapıldığı maddenin cinsi, cismin kütlesi ve yer çekimi ivmesi. Sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar, Fs k çarpı n, yani kmg ifadesiyle bulunuyor. Buna göre yüzeyin cinsi bizim için önemli. Yine aynı şekilde cismin yapıldığı maddenin cinsi de önemli. Cismin kütlesi ve yer çekimi ivmesi olmak üzere hepsi sürtünme kuvvetini doğrudan etkiliyor. Sürtünmeli yüzeyde 40 Newton'luk bir kuvvetin etki ettiği cisim hızlanan hareket yapıyor. Buna göre cismi etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Net kuvvetin sıfırdan farklı olması lazım. Yani sağa doğru çeken kuvvetin sola doğru çeken kuvvetten farkı sıfırdan farklı olmalı. Şimdi 45 olur, 40 olur, 50 olur, 60 olursa, yani şu değerler olursa sevgili arkadaşlar cismi hareket etmez. Neden? Bir dolap var. Bu dolabı hareket ettirmeye çalışıyorsunuz. Kuvvet uyguluyorsunuz, hareket ettiremiyorsunuz. Demek ki uyguladığınız kuvvet halen sürtünme kuvvetini geçememiş. Dolayısıyla cisim hareket etmez. İğmeli hareket, yani hızlanan hareket yapabilmesi için sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet olmalı ki o da 35 olmalıdır. Şekilde 2 kilogram kütleli cisim yatay düzlemde itilerek serbest bırakılıyor. Cisim serbest bırakıldıktan sonra bu kadar ivme ile iki yönünde hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, cisme bir yönünde sürtünme kuvveti etki eder. Neden? Çünkü iki yönünde hareket ediyor. Eğer ki ortam sürtünmeliyse, ki öyle, bir yönünde, yani şu yöne bir sürtünme kuvveti söz konusu olacaktır. Cisim serbest bırakıldıktan sonra, bakın, itilerek serbest bıraktı. Bu kadarlık ivmeyle hareket ettiğine göre sevgili arkadaşlar sürtünme kuvvetinin büyüklüğü eylemsizliğe eşit olur. Eylemsizlik de cismin kütlesi çarpı sistem ivmesi şeklinde bulunur. Dolayısıyla cisminizin kütlesi 2, ivmesi de 3 olmak üzere 6 Newton'luk bir kuvvete tekabül eder.
Cisim sevgili arkadaşlar bu kadarlık bir ivmeyle hareket ediyorsa ne yapmalı cismimiz? Hızlanmalı mı, yavaşlamalı mı? Sürtünme söz konusu olduğu için sevgili arkadaşlar cisim yavaşlar, hızlanmaz. Dolayısıyla bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2 olacaktır. Özne cisimler KLM yatay zeminlerinde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetini gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş. Sabit hızla hareket ediyorsa yazılacak olan sürtünme kuvveti burada uygulanan kuvvetlere eşit olmalı. Yani bunun için F, bunun için 3F, bunun için de 2F olmalı. Dolayısıyla sıraladığımızda L daha büyük, K en küçük, M en ortada olacak. Yani D seçeneği gibi bir cevap olacak. Son olarak 5 numaralı sorudayız. Özdeş cisimin üzerindeki tek tuğla şekil 1'deki, iki tuğla şekil 2'deki gibi dinamometrelerle çekiliyor. İki şekilde de tuğlalar sabit hızla hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Tuğla temas gerektiren kuvvetlerin etkisindedir. Evet. Dinamometre aynı değeri göstermez. Neden göstermez? Çünkü burada atıyorum uygulanan kuvvet F olsun. Sürtünme kuvveti KMG kadar iken burada K2MG kadardır. Dolayısıyla burada kuvvet 2F olacak. Tuğlaya etki eden sürtünme kuvveti her iki durumda eşittir. Birinde sürtünme kuvveti 2KMG, birinde KMG. Bunlar birbirlerine eşit olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzda cevabımız A seçeneği olacaktır. Sabit hız gördüğünde sağa doğru çeken kuvveti sola doğru çeken kuvvete eşitlemeyi unutmamalısın. Geldik sürtünme kuvvetinin cinslerine. Yani statik ve kinetik sürtünme kuvvetine. Sevgili arkadaşlar, bizim bir cismimiz var ve bu cisim durgun pozisyonda. Bu cismi durgun pozisyonda bir F1 kuvveti yardımıyla harekete sokmaya başladınız. Harekete başlama anı söz konusu olduğu itibaren burada uygulanacak olan kuvvetin ismi statik sürtünme kuvvetidir. Statik sürtünme kuvveti harekete başlama anıyla anında cismi etki eden sürtünme kuvveti olacak. Statik zaten sevgili arkadaşlar fizikte durgun anlamına geliyor kelime olarak. Bu durumda durgun halden yani cismi harekete başlattığınız andan itibaren uygulanan kuvvetmiş gibi düşünebilirsiniz. Artık cisminiz hızlandı veya cisminiz hareket halinde. Hareket halindeki bir cisme uygulanan kuvvete ise biz kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Dolayısıyla fizikte iki tarz sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Birisi statik, bir tanesi de kinetik. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Statik sürtünme kuvvetinde sevgili arkadaşlar duran bir cisimden bahsediyoruz. Duran bir cismin harekete geçiş anına kadar etki eden kuvvete biz statik sürtünme kuvveti adı veriyoruz. Statik sürtünme kuvvetinin sabit bir değeri yoktur. Yani büyüklüğü cisme uygulanan kuvvete bağlı olarak değişir. Dolaba küçük kardeşinizin uyguladığı kuvvetle dolap hareket etmez. O an dolabın statik sürtünme kuvveti küçük kardeşinizin uyguladığı kuvvet kadardır. Bir de siz uyguladığınızda yine hareket etmiyorsa bu sefer statik sürtünme kuvveti arttı. Anneniz babanız uyguladığında ise bu daha da arttı. Ne zamanki cisim hareket haline geçmeye çalıştı, işte o zaman sevgili arkadaşlar statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini yakalamış olursunuz. Cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti formül yardımıyla bulunan değere değil, cisme uygulanan kuvvete eşittir. Bu çok 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 önemli bir yorum arkadaşlar. Harekete başlayıncaya kadar ne kadar kuvvet uyguladıysanız statik sürtünme kuvvetiniz o kadar olacak. Statik sürtünme kuvveti oluşabilecek en büyük değerdir sevgili arkadaşlar. Yani hareket ettirebilmek için gerekli en küçük kuvvet olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bulunur. Yatay düzende duran cisme sürtünme kuvveti uygulanmaz fakat eğik durumda
Düzlemde duran bir cisim varsa sürtünme kuvveti uygulanır. Çünkü aşağı doğru normalde hareket etmesini beklersiniz. Kinetik sürtünme kuvveti de az önce belirttiğim üzere hareket halindeki cisimleri etkileyen sürtünme kuvveti olarak bilinir. Kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden bir küçük değerdir. Yani daha az bir ifade olacaktır. Formül yardımıyla bulunan değere eşittir. Yani K çarpı N ifadesi, buradaki K bildiğiniz üzere kinetik sürtünme katsayısı olacak. Cisim harekete geçtikten sonra uygulanan kuvvetin büyüklüğü kinetik sürtünme kuvvetini değiştirmez. Yani onu etkilemez sevgili arkadaşlar. Bu iki ifadeyi karşılaştırmak gerekirse, hareket öncesinde cisme ne kadarlık kuvvet uygularsanız uygulayın, statik sürtünme kuvvetine eriştiği an cisim harekete geçer. İşte bu nokta, yani harekete başlanan bu yer, statik sürtünme kuvvetinde değeridir. Hareket etmeye başladığınızda uygulanan kuvvet sabit de olsa bu kuvvet kinetik sürtünme kuvvetine eşit olur ki gördüğünüz üzere statik sürtünme kuvvetinin değeri kinetikten bir miktar az olacak. Fazla olacak, özür dilerim. Geldik başka bir sorumuza. Yatay zemin üzerinde özdeş cisimlerimiz var. Bu özdeş cisimlere sevgili gençler şekilde kuvvetler etki ediyor. Üçü içinde hareket etmiyor. Buna göre sürtünme kuvvetlerini söyleyin demiş. Hareket etmiyorsa burada sürtünme kuvvetim 15. Burada sürtünme kuvvetim şu an için 10. Bunun için de sürtünme kuvvetim şu an için 25 Newton'dur. Dolayısıyla bunlar sıralandığında Fz büyük, Fx o da büyük, Fy olacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzda doğru yanıtımız B seçeneği olur. Yatay ve sürtünmeli zeminde cisme etki eden yatay kuvvet ile sürtünme kuvvetinin değişimine ait grafik şekildeki gibiymiş gençler. Cismin kütlesi 4 kilogram olduğuna göre cisme uygulanan kuvvet 38 Newton değerine ulaştığında ivmesi ne olur diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, baktığımızda statik sürtünme kuvveti 20 Newton uygulandığında harekete başlamış, daha sonradan 18 Newton'a düşmüş. Bu durumda cismi harekete sokmaya çalışan net kuvvet F eksi F kinetik olur. O da 38 eksi 18'den 20 Newton olur. Dolayısıyla net kuvvet eşittir M çarpı A'dan. 20 eşittir cismimizin kütlesi 4, sistem ivmesi A olmak üzere. A'yı biz burada ne buluruz sevgili arkadaşlar? 5 metre bölü saniye kare buluruz. Hocam statiği niye almadınız? Çünkü artık hareket halinde cismin ivmesi söz konusu olduğu için kinetik üzerinden yorum yaparak soruyu çözmeye çalışıyoruz. Günlük hayatta sevgili arkadaşlar kinetik ve statik sürtünme, daha doğrusu sürtünme kuvvetinin hem önemli bizim için hem de önemsiz durumları var. Yani hem yararlı hem zararlı. İşte kalemle yazmak, yazdıklarınızı silmek, yolda yürümek, durmak, bunlar sürtünme kuvveti sayesinde olurken, buzlu zemin üzerinde yürüyebilmek, şeyler savunurken musluğu çevirebilmek zordur. O yüzden bunların olumlu ve olumsuz yönleri söz konusu olacak. Olumsuz yönlerine baktığımızda işte sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır, hızı azaltır. O yüzden sevgili arkadaşlar enerji kaybına neden olabilir, gıcırtı yapabilir, motorların gücünü düşürebilir. Sürtünme kuvvetinin olumsuzluğunu ortadan kaldırmak için motorlara arıza yapmadan çalışması için motor yağı kullanmak, işte su ortamında hareket eden gemi, yat gibi deniz araçlarının suyu sürtünmesini en aza indirebilmek için V şeklinde yapılması ön kısımları, işte araç hareket halindeyken sürtünmeden olan kayıpları azaltabilmek için aerodinamik yapısının buna uygun olarak yapılması bizim için sürtünmenin olumsuzluklarını ortadan kaldırmakla ilgilidir. Ama olumlu yönleri yok mu? Olumlu yönleri de var. Örnek vermek gerekirse işte kibritin yanması, efendime söyleyeyim yazı yazılabilmesi, işte kalecilerin topu tutması, işte ne bileyim sürtünme kuvvetinin işte tekerleklere etkisi, bunların hepsi
olumlu yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şu etkinliğimizle yapalım ve dersi burada bitirmiş olalım. Aşağıda verilen metinlerdeki boşluklara uygun sözcüklerle doldurunuz demişler. Etkileşim halinde olan iki yüzeyin birbirlerine uyguladığı kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar temas gerektiren kuvvetlerdendir. Cismi harekete geçinceye kadar sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetiyle doğru orantılıdır. Genelde statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünme katsayısından bir miktar büyüktür. Sabit hızla hareket eden cisme etki eden sürtünme kuvvetine sevgili arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Zeminle sürtünmeden başka su ve hava ile de sürtünme söz konusu olabiliyor. Aşağıda verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak işaretleyin demişler. Sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar, şöyle kalemimizi alalım. Yüzeylerin özelliğine ve yüzeyin tepki kuvvetine bağlıdır. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olup harekete engelleme yönünde bir etkisi var mıdır yok mudur? Harekete bağlı bir engelleme yönünde etkisi vardır. Yine sürtünme kuvvetinin hem olumlu yönleri hem de olumsuz yönleri vardır. Sürtünme kuvveti cismin parfüm kokusu geçmemiş ya. Sürtünme kuvveti cismi sürtünen yüzey alanına bağlıdır. Arkadaşlar sürtünme kuvveti sürtünen yüzey alanına bağlı falan değildir. Sürtünme kuvveti temas halinde olan iki cismi aynı anda etki eder. Sürtünme kuvveti temas halinde olan iki cisme aynı anda etki edecektir. Sporcular havuza dalarken iki ellerini birleştirip V şeklinde girmeleri sürtünmenin etkisini azaltmalarından dolayıdır. Yatay zeminde durgun halindeki cisme sürtünme kuvveti uygulanır. Sevgili arkadaşlar, yatay zeminde durgun halindeki cisme sürtünme kuvveti uygulanmaz. Evet. Böylelikle sevgili arkadaşlar bu dersimizi de tamamlamış olduk. Sürtünme kuvveti ile ilgili örnek sorular sizde. Çözemediklerinizi biriktirip sorabilirsiniz. Umarım ikinci dönem sizlerle beraber yüz yüze derslerimize başlarız. Allah'tan bir mani olmazsa inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.